Karanlıktır TV ekranına hoş geldiniz. Bu videoyu duyuru amaçlı çekiyorum. İki video attım. Ben videoda dediklerimi izlediniz galiba. Herkes duydu dediklerimi. Ve arkadaşlar dediğim yan çarların maskesi düştü arkadaşlar. Yorumda da görmüşsünüzdür. Adamın birinin yazdığını görmüşsünüzdür. Ben de bunu bekliyordum zaten. Gaza geldi enayi. Evet doğru arkadaşlar. Enayi'yi gaza getirdim ve çıkardım. Kim olduğunu herkes gördü. Galiba yazdığı küfürden dolayı. Yani işte böyle bir enayi. Affedersiniz ama. Demek ki Yançar'dan böyle pislik pislik küfürler yazan kişi buymuş arkadaşlar. Yani videoyu izlemeden, bir şey yapmadan. O arkadaş gitti arkadaşlar. Bu gitti dediğimde şu anlama geliyor. Tamamen engelleyeceğim. Yançar'ın engellediğim gibi gerçek Çar'ı da engelleyeceğim arkadaşlar. Benim yapmak istediğim buydu arkadaşlar. Kimse şu an farkına varamadı ama ben o kişiyi ortaya çıkarmak için uğraşıyordum ve çıktı. O melek işaretli kişiymiş arkadaşlar. Bakın yazdığına bakabilirsiniz. Şimdi onu engelliyorum tamamen. Benim kanalımda böyle pislik kişilere yer yok arkadaşlar. Bakın yoruma. Lan Mahmut bak. Sen de fazla oldun artık, seni de tamamıyla engelleyeceğim. Şu küfürleri yazma millete. Mahmut bu arada sen de engellendin. Onu da söyleyeyim. Bu yazdığın küfürden dolayı sen akıllanmayacaksın. Seni bir kere daha engelliyorum. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Bakın yoruma mantıklı açıklamalar yapan oldu. Yani gerçekten insanların yani nasıl diyeyim, bak demek ki destekleyen kişiler var beni. Ama iki yüzlü kişiler de ortaya çıktı. Bu arada arda arda yorum yazmışsınız. Neyse şimdi bunu boş verin. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an o küfürü yazan kişi tamamıyla engellendi. Maskesini düşürdüm. Yan Çarı demek ki oymuş. Gerçek Çarı da buymuş. Evet arkadaşlar. Şimdi onu bir uzaklaştırayım bu kanaldan. Çünkü böyle bak küfür edeceğim şimdi, artık gerçekten sabrım taştı arkadaşlar. Bunun gibi ibnelere yer yok arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim. Ben böyle ibneleri kanalımda beslemem. Bunu söylüyorum açıkça. Biliyordum çünkü böyle bir şey olacağını. Böyle bir şey olacağını biliyordum derken, az önce ben konuştum ya arkadaşlar. Yan çağıyla konuşuyor, küfür yazıyor, kendisi ortaya çıkar diye. Bu bir numaraydı aslında. Bunu ben sırf gaza getirmek için yaptım. Ve bu arkadaş da, gene de arkadaş diye hitap ediyorum saygımdan. O bana yazmış olabilir. Zaten tamamıyla uzaklaştıracağım kanalımdan. Böyle bir şey yazacağını biliyordum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, yoruma bakabilirsiniz. Ne yazmış? Siz yoruma bakın. O zaten engeli yedi tamamen. Sırf menfaat uğruna burada duruyormuş. Bakın öbür arkadaşlar birkaç kişi de küfür yazmış. Mahmut sen engellendin kardeşim. Tamamen değil. Tamam hak veriyorum sana. Bak bazen saçmalıyorsun ama geri sana da bir şey dedirtme şimdi bana. Sırf bu küfür yazma şu kanala. Gerçi küfürü bana değil adamlara yazıyor da. Yani bazı yerde arkadaşlar küfürü şey yapmıyorum yani. Haklı bulmuyorum ama adamın yazdığını haklı buluyorum. Adam gitmiş. Gitmiş diyor. O adam benden bir şey istiyor. O da diyor nah alırsın diyor. Amına ya, sanki ben göndermeyeceğim ama bazen hak veriyorum bu herife. Bu herif nasıl biri bilmiyorum. Yani ama o bu küfürden dolayı 7 günlük daha uzaklaştırıldı arkadaşlar. O maskesi düşen kişi tamamen uzaklaştırıldı. O birkaç küfür yazan daha var. Onlar da tamamen uzaklaştırıldı. Bu bir duyuru videosu diye çekiyorum arkadaşlar. Ve bu arada ben az önce bir şey demiştim alt alta yorum diye. İsmi zirvedi bilmem ne ismi. Ben sana ne dedim? Bana demiş ki arkadaşlar 2-3 bince önce niye isim değiştirme yollayacaksın da yollamayacaksın? Yani ben yollayacağım dedim. Tamam dedim ama ne dedim? Duymamış, etmemiş. Ve bu yüzden kardeşim kusura bakma, sana da kardeşim diye hesaplıyorum, seni de engelleyeceğim. Çünkü bilmeden etmeden konuşuyorsunuz. Bak videoyu izlemiyorsunuz. Arkadaşlar izliyor, anlıyor. Ben dedim ki arkadaşlar şu yıldız
Bakımda ve Yamada gitmezse isim değiştirme yollayacağım dedim. Ama buna da küfür edeceğim şimdi ama kendimi tutamıyorum arkadaşlar. Affedersiniz de çok sinirlendim bu işe. Ve dedim ki ya bu ya şimdi güncellemede gitmedi. Dedim ki bakımda da gitmezse isim değiştirme göndereceğim dedim. Bu yazmış ki hani 2-3 önceden isim değiştirme göndereceğim. İşte izlesene videoyu ya. Niye izlemiyorsun kardeşim? Baştan sona izle. Senin de bir menfaatçi olduğun belli. Yani affedersin de hediye kazanmak için sırf gelip videoyu izlemeden, adam gibi izlemeden yorum yapıyorsun saçma sapan. O nadir kasa isteyen diyen kişi de sen bekle alırsın nadir kasanı. Daha alırsın derken anladın sen ne anlama geldiğini bunun. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu çekmemin sebebi maskesi düşen kişiyi gösterdim. O melek işaretli hani simgesi şurada olanlar var ya melek işaretli kişiymiş arkadaşlar. Çünkü yazdığı şeyden görebilirsiniz neler yazdığını. İşte arkadaşlar yani ben maskesini düşürdüm. Gaza getirmeye çalıştım videoda. Ve büyük bir başarıyla oraları izlemiş. Ve ben onun maskesini düşürmek için gaza getirmiştim arkadaşlar ve enayi gaza geldi ortaya çıktı. Demek ki gerçek çare buymuş arkadaşlar. Ve öbür küfür yazmayan arkadaşlar şu an iyi gidiyor. Emir veriyormuşum. Ben kimseye emir falan vermiyorum. Böyle yazmış arkadaşlar. Benim emir falan verdiğim yok. Ben sadece doğruları söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Emir vermiş diye yazmış da bu ben dediydim ya hani baş videoda. Bunu şey amaçlı. Ben bunu gaza getiriyorum demiştim ya. Bunun bir insanın şöyle diyeyim ki insanlar arkadaşlar kinli olur. Şimdi ben oraya dedim ya hani benim istediğim olacak diye bir şeyler diye dediydim orada hatta duymuşsunuzdur. Bu da orayı izleyince kızmış. Bakın yoruma işte onu yazmış. Ve gaza geldiği için böyle maskeyi düşürdüm arkadaşlar. Yani o şu an kendini akıllı zannediyor ama benden akıllı değilmiş demek ki. Bu videoda çünkü yorum yazmazdı eğer akıllı olsaydı. Demek ki pek akıllı bir insan değilmiş. Tamam sen kanalından uzaklaştırıyorsun. Hiç umurumda değilsin. Ben şans kutusu açıyormuşum. Yani aman pardon millete şans arkadaşlar sırf şu şeyi gönderiyorum diye. Şans kutusundan çıkıyor ya hani ne ölüm sıfırlaması ya pardon ceza etkisi falan var ya arkadaşlar 350 nakit ona diyor o biri demiş buna da galiba o mu demişti tam göremedim biri yazmış o şans kutusundan da çıkıyor ulan bana ne çıkarsa çıksın ben millete ihtiyacı olana gönderiyorum arkadaşlar burada bir anlaşılmayan bir şey var galiba ben millete ihtiyacı olanı gönderiyorum sana ne şimdi bundan affedersin de sana ne sen de bu arada tamamen engellendin. Sen de kanalımdan git. Seni de engelleyeceğim. Bu küfür yazan herkes engellendi arkadaşlar. Şu maskesi ortaya çıkan kişiye de cevabını verdim. Basket yazdım. İnşallah kendi gider. Gitmese de zaten ben şu videodan sonra o yorumda yazan saçma sapan kişileri tamamen engelliyorum arkadaşlar. Bir trolleme amaçlı bir şeydi. Ortaya çıkarmak için yapıyordum. Ben videoda size de demiştim arkadaşlar büyük bir ihtimal ortaya çıkar demiştim. Bunu neden dedim? Çünkü orada dediğim şeyler insanı kızdıracak şekildeydi. Yani bakın gördüğünüz gibi işte bakın kız da ortaya çıktı. Kaç tane yazı yazmış arkadaşlar? Ben kaldırdım onları yorumdan. Sadece ikisi duruyor. Spama girmiş hepsi. 66 tane yorum atmışlar. Yani arkadaş kininden dolayı artık adam kafayı yemiş yani ama kendi sonunu çizdi böyle. Ve bu arada sabırlı son iki attığım videoya sabırlı davranan arkadaşlara teşekkür ederim. İzliyorsanız buraya kadar arkadaşlar en iyi şekilde siz yani beni destekliyorsunuz. Emin olun ben de sizi destekleyeceğim. Yani benimle olan kazanır ama sizden ricam böyle küfürlü falan şeyler yazmayın. Ya mesela inadına nadir eşya kasası yazmayın. Ben bir kere daha söylüyorum. Buraları dinleyin. Dinlemiyorlar. O yüzden böyle şeyler oluyor. Bakın. Şimdi iyi dinleyin burayı. İsim değiştirme göndereceğim. Göndereceğim ama nasıl göndereceğim?
Bu oyuna bir bakım yapılacak arkadaşlar. Bak yama oldu. Yıldız 2'de kaldı. Bakım olacak. Bakım olacak. Bakımdan sonra da bu yıldız gitmezse isim değiştirme o zaman gelecek. Şimdi bunu yazan kişi 2-3 videoda önce yani anlayışsız biriymiş. Onu da engelleyeceğim. Anlamadan etmeden saçma sapan şeyler yazmış. Bir de yani o Mahmut da aslında Mahmut da sonsuz engel hak ediyor da ya adamı bir yerde haklı buluyorum yani gerçekten beni destekliyor ama küfür açısından karşıyım. O yüzden buna bu herife yazdığı küfürlerden dolayı 7 günlük bir engel atacağım arkadaşlar. 7 gün boyunca ulaşamazsın. Belki aklı başına gelir. Bir daha küfür yazmaz diyeceğim ama gene yazar. Arkadaşlar bu herifi tamamen engellememin sebebi nedir diye sorarsanız iyi de ya destekliyor da küfürle destekliyor. Yani bu şunu söyleyeyim ki arkadaşlar bu adam gerçekten uzun süredir kanalda. Yani kanalda. Eskiden böyle küfür yani küfürlü konuşmazdı da şimdi böyle saçma sapan karşılık yani beni sevdiği belli de ama bu kadar da küfür yazmasın. Yorumuna baktım artık çağır istemiyorum demiş. Zaten çağır falan vermem ben sana. Bunu da kafandan çıkar. İyi, sonunda o da aklın başına gelmiş. Bakın arkadaşlar aklı başına gelmiş. Sonunda çağır yazmadan artık onun yazısından kurtulacağız. Yani bir çağır yazma işi gitti. Şimdi geriye kaldı. Bunun çağrı kapanmış galiba arkadaşlar. Öyle yazıyor. Neden kapandı bilmiyorum artık ne yaptıysa. Açıldığında ona da yollar, ismini yazar, yollarız. Bu kadar basit. Buraları inşallah sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Ben açıkça söyleyeyim. Gerçekten son iki attığım videoya küfür yazanlara nalet olsun. Bu kadar yani nankörsünüz, gerçekten nankörsünüz. Hediyelerini alan yani sırf evet almışlar onları. Sırf şunu gönderdim diye şey diyor arkadaşlar. Nankörlük yapıyor. Bunu beğenmiyor yani. Belki bunu gönderdiğim kişinin ihtiyacı var. Sen nereden bilerek konuşuyorsun? Yani beyinsiz yorum yapma şu. Zaten bundan sonra da yapamayacaksın. Gaza gelip ortaya çıktın. Dediğim şeylerden çıkacağını mutlaka biliyordum ortaya. Ve maskesini de düşürdüm arkadaşlar. Bu tür şeylerde ben yapacağımı bilirim arkadaşlar. Kendini akıllı sanan kişi affedersiniz de aptal olarak ortaya zıpladı. Çekirge gibi zıpladı yani. Gerçekten böyle. Ben yorumda dedim, çıkacak dedim. Çıktı işte. Çünkü arkadaşlar bir insan bir şey yediremiyorsa mutlaka dışa savurur. Öbür çarlar onun mu bilmiyorum ama o çar kesin onun. Öyle bu kadar fazla yazdığına göre yoruma aşağılayıcı bir yorum yapmaya çalışıyor alt üstü şu an o gitti arkadaşlar öbür bir şeyler yazmışlar Mahmut sen 7 günlük engelledin kardeşim bir daha da küfür yazma ya beni destekliyorum tamam da küfürle yazma bari başka türlü bir şey yaz adamlara hatta hiç yazma istemiyorsa çeker gider bak sen uzun süredir sırf uzun süredir beraberiz diye bak. Bunu sırf bu yüzden yapmıyorum sana tamamen engel atmıyorum ama anla artık şu küfürü çıkar aramdan la böyle etmez misin sen ne oldu sana bir de gel bana tanışak diyorsun oğlum sen nerede oturuyorsun da tanışak tanışak diyor bu sefer de tanışmaya kafayı dağıttı arkadaşlar ben Ankara'da oturuyorum arkadaşlar açıkça söyleyeyim buradan Ankara'dayım tanışmak isteyen varsa tanışsın. Yazsın yoruma şurada buluşak buluşuruz sorun değil. Ankara'daysan gel. Tamam mı? Ben bunu diyorum. Dikmen'e gelirsin. Seni şu an engellemeyeceğim. Yani nerede oturduğunu bilmiyorum ama olsun. Ben bir başta bir laf söyledim, engelledim. Ondan sonra yorumunu yazarsın nerede oturduğunu. Ankara'daysan Dikmen'e gelirsin. Tamam mı? O zaman tanışırız bu kadar. Sırf uzun süre beraberiz diye yani bana destek verdin.
gerçekten çok abone çektin. Arkadaşlarını davet ettin. Yani o yüzden sırf bunlar için sana tamamen engel atmıyorum. Yoksa o yazdığın şeyler yüzünden sen de tamamen engellerdin. Şu an uzun süredir aramızda olan arkadaşlar var. Ve olumlu davranış yazanlar var. İki attığım videoya teşekkür ediyorum. İşte arkadaşlar böyle olacaktınız. Yani nasıl desem ki, insan küfür yazmadan indirekte demiş, haklısın abi, haklısın abi. Bak, biri de maskesi düştü dedi. Gerçekten doğru söyledin kardeşim. Kimin ne olduğu ortaya çıkıyor böyle. Ben bunu çıkartırım ortaya. Emin olun çıkartırım. Ben çıkartırım arkadaşlar. Yani bir daha yazan olur, bir daha çıkartırım. Emin olma. Şimdi onu ben bir engeli basayım. Aklı başına gelsin. Defolup gitsin kanalımdan. Yani abone düşer belki arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ya açıkça söyleyeyim, menfaatçi kişileri hiç sevmem. Zaten yakında ortaya çıkar bazı kişilerde. Ben ihtiyacınız oluyor diye hediye dağıtıyorum ama beğenmiyorlar. Ne yapayım yani beğenmiyorsan? Belki adamın ihtiyacı var. Değil mi yani? Biraz da böyle düşünmen lazım. Karşısındakini düşünmeden kibirli kibirli konuşuyor. Bir yandan da günah arkadaşlar. Bunu günah sevabı biliyor mu biliyor mu bilir mi bilmez mi bilmem de artık mal mal konuşup duruyor. O yüzden neyse arkadaşlar, şu videoyu burada kesiyorum. Maskesini düşürdüm onu. Spamda son olarak şeyi kalıyor. Engelleyince gitmezse zaten arkadaşlar şurada melek şeyi var. Onu görmüşsünüzdür. Uzun bir yazı yazmış. Ben de altına yazılar yazdım. O küfür yazan herkes gitti arkadaşlar. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Destek olup kalın arkadaşlar bana. Kalanlar gene hediyesini alacak. Ya belki tamam, ucuz hediyeler yolluyorsun diye şu kadar nakitin var. Ucuz hediye yolluyorsun diye belki şey yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar bunlar ihtiyacı olan vardır. Ya tamam, kutu da yollayacağım. Bir dedim ki ay sonunda kutu gelecek. Ama insan anlamıyor ya, beyinsiz insanlar işte. Bak, o az önceki yazan var ya, melek gibi şey isyan eden, anlamıyor. Öbürü de bak nadir eşya yazmış. Ben de alırsın yazdım. Ne anlama geldiğini alırsın yazdım. O zaten anladı şimdi ne olduğunu da. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. İsim değiştirme videosu bakımdan sonra 2 yıldız kalırsa gelecek. Kutularda ay sonu gelecek. İnşallah Allah nasip ederse. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu da sırf bu maskesi düşenler kişiler için çektim. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bana destek verenlere teşekkür ederim. Emin olun hep kazanacaksınız. Bunun gibi nankör olmayın arkadaşlar. Aldığınız hediyeye şükredin. Şükredin ki artsın. Evet arkadaşlar. Şükür edin. Yani arkadaşlar, bir ekmeğe bulan var, bulamayan var. Öyle bir düşünün ya. Bunu yani öyle dimdirek yazıyor adam, dimdirek şey yapıyor. Envanterim var. Karın güzel, bana hava mı atıyorsun? La ben sana niye hava atayım? Ben hediye yolluyorum burada insana. E tamam, süresi uzun olabilir eşyalar. Ben burada hava mı atıyorum şimdi sana? Gelmişsin, hava atıyormuşum. Ne alaka şimdi bunu? Bana bir anlat diyeceğim de anlatamayacaksın zaten. Bundan sonra sizin gibi beğenmeyen nankör kişilerle işim olmayacak. Yoruma mantıklı yazı yazan arkadaşlar teşekkür ediyorum size. Siz kalın. Ben sadece birkaç kişiyi seçtim. Başta şu melek, şurası meleklik olan kişi gidecek. Öbürü de tehditler yazdığı için gidecek. Saçma sapan şeyler yazmış. Ah bak, mesela o yazdığını gizli tutabilirdi. Yazmayacaktır oraya onu. Mahmut, sen de 7 gün engel yedin. Sırf bunu uzun süredir beraberiz diye yapıyorum. Tamam arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen buraları izliyorsanız mantıklı bir şeyler isteyin. Yorum, ama videoda zaten gösterdim neler isteyeceğini. Bunları isteyin. Yani arkadaşlar, bu nakiti kınama diye bir şey değil bakın. Bakın, kutu yollayacağım bakın, ama ay sonunda dedim, bakın bunu anlayın artık. Anlayan anladı, bir türlü anlamayanlar da var. Ne yapayım ben artık? Onlar alamayacak arkadaşlar, ben söyleyeyim. Zaten onların yan çar birkaç tane daha zıplar ortaya zaten alamayınca. Ve menfaatçi kişiler kimlermiş göreceğiz. O ismi de yazacağım arkadaşlar deftere, bir saniye. O lazım olacak çünkü bana. Şey derler ya arkadaşlar, karşılıklı bir intikam derler ya,
O yüzden o isim bende kalsın. Şöyle bir şikayet de edeceğim zaten. Şimdi karşılıklı bir şey derken YouTube'a yazdığı şeyden dolayı şikayet edeceğim arkadaşlar, küfürden. Artık kanalımı kapanır, ne olur bilmem. Ben sadece şikayet edeceğim. İntikam dediğim buydu arkadaşlar. Bana küfür yazmış. Öbürleri de öyle. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Bu arada bu videoyu tek şeyle birleştiriyorum, az önceki duyuru videosuyla. Bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar, o kişiler kimmiş bunu size söyleyeceğim. Zaten görmüşsünüzdür. Tuncay Karaman arkadaşlar. Bu kişi o hani spam olarak giren bir yer vardı ya, oraya yazan kişinin kimliğini çıkarttım dedim ya arkadaşlar, işte bu kişi. Zaten yazdığınız yazılar, yazdığı yazılar belli olursunuz. Bu tamamıyla engellendi arkadaşlar şu an. Ben videoyu o yüzden tekrardan yeniden birleştireceğim şimdi tamamen. O yüzden yeniden video çekiyorum. Engelledim ve geldim. Zirvede gez gaz ne mi ne öyle biri. O da engellendi tamamıyla. Bu Mahmut denilen kişi var. O da 7 günlüğüne engellendi arkadaşlar. Şu an nadir eşya kasas isteyen kişi var. O yazıyı değiştir. Seni de engellerim. Dalga geçme benimle. Umarım anlamışsındır. Nadir ya tamam tamam bak şimdi sana ne diyeceğim bak. Eğer izliyorsan tabi izlersen burayı ben falan. Sen onu yaz. İstediğin kadar yaz. Sana nadir kasa falan yok. Nadir kasaymış. Lan ben yollamaya başlamadan başlıyorlar. Neyse arkadaşlar, ben ya tekniğini buldum artık bu yolun. Çok basit bir şey buldum yani. Bunun gibilerine insaf yaramıyor arkadaşlar. Başta şöyle diyeyim. Şimdi o ben zaten söylemiştim 2 video önce. 187. videoda arkadaşlar adamın yazdığına bakabilirsiniz. Tuncay Karaman. Kim maskesi düşen kişi bu. Bu arada şimdi o nadir kasa isterim yazmış arkadaşlar. Normal videoda çekiliş videosuna yazdı. Tam dikkat edemedim. Yazdıysa alamayacak. Artı bu kişiyi yani şeyi böyle 5 tane dağıtım videosundan uzaklaştırıyorum arkadaşlar. 5 kere hiçbir şey alamayacak. Evet arkadaşlar, tamamen bunu yapmaya karar verdim. 5 videodan da düzgün bir şey yazsa bile buna bir şey göndermeyeceğim. Belki insafa gelirse, yani insafa gelirim belki, adam gibi düzgün bir şey yazmaya başlarsa 2-3 kere videoya abartmamak şeklinde yazmaya derken, şimdi bu sefer de zırlayanlar olur. Yani hani bazen oluyor arkadaşlar böyle, ne olur abi ne olur abi ne olur, böyle kişi yapan var arkadaşlar. Ona da spama girmiş, abi ne olur Allah'ını seversen 10.000 CP yolla. Başka emrim var mıydı, 10.000 CP yollayacakmış. Tanımıyorum etmiyorum. Evet arkadaşlar, bunu yazmış ya. JP'm yok yazmış. 10.000 JP gönder diyor. Ya sen kimsin ki ben sana 10.000 JP göndereyim? Arkadaşlar bu arada bunu dememin sebebi, dilenen kişilerden hoşlanmam. Yalvarmayın lütfen. Şimdi burada Allah araya katıyor. Allah'ını severim ben bir kere. Şimdi dilenmek için Allah'ı araya katmayın arkadaşlar. Tabi insan dayanamayıp veriyor. Ama normalde dilenciye, yani dilenciye kesinlikle, dilenene bir şey vermem. İnsan gibi yaz ne istediğini. Ne istediğini derken zaten ben gösterdim isteyeceklerini. Bu yüzden arkadaşlar kimin ne olduğunu, maskesini düşünmek için şey yaptım. İki kişiyi tamamıyla engelledim. Öbürü 7 günlük engelledi küfürler yüzünden. Böyle sık sık nadir eşya kutumuzu yazan olursa da onları da arkadaşlar 5 kere şeyliğinden göndermeyeceğim. Öbür arkadaşlar zaten düzgün bir şekilde gidiyor, hediyesini alıyor. Herkes yaptığı hareketi biliyor. Yapmayanlar zaten sonunu görüyor. Sonu gelir yapmayan arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler arkadaşlar. O nadir yazan kişi inşallah izlemiştir burayı. İzlemediyse kendi bilir. Alamaz yani, benden söylemesin. Zaten yazacağım duyuru, sonuna kadar izleyin kesin diye. Artık izler miler mi izlemezler mi bilmiyorum. Arkadaşlar herkes izle, herkes üstüne alınmasın. Bunu sadece maskesi düşen kişilere için söylüyorum ben.
o başta söylediğim isim, melek kanatlı kişi. Öbürü de saçma sapan şeyler yazdığı için, onun altındaki Mahmut da küfür ettiği için 7 günlük 7, 3 kişi şu ana kadar kapattım. Tamam arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu kapattığımdan sonra bunu ayrı çektim. Çekmemin sebebi de arkadaşlar, engeli bastıktan sonra kim yaptı diye zaten görmüşsünüzdür de, ben bilerek bir tane daha söyleyeyim dedim. 3 kişi, 2 kişi tamamıydı, bir kişi de 7 günlük engellendi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Öbür videolarda görüşmek üzere. İyi günler.